Değerli öğrencilerim merhabalar. Herkese iyi günler, iyi dersler diliyorum. Umarım herkes iyidir. Geçen haftaki İnkılap Tarihi dersimizde Lozan Barış Anlaşması'nda e, sonraki gelişmeleri anlatmıştık. Atatürk dönemi iç politika ve Atatürk dönemi dış politika diye ikiye ayırmıştık. Atatürk dönemi iç politikada da şöyle yapmıştık. Lozan Lozan Barış Anlaşması Barış Anlaşması Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 1923'te imzalanmıştı. Lozan Barış Anlaşması 24 Temmuz 24 Temmuz 1923'te birinci meclis tarafından imzalanmıştı. Lozan Barış Anlaşması 24 Ağustos 1923'te 2. Meclis tarafından onaylanmıştı. 24 Temmuz 1923'te 1. Meclis onaylıyor. 24 Ağustos 1923'te 2. Meclis de bunu onaylamış oluyor. Bundan sonraki gelişmeler 2. Meclis dönemi artık. Bundan sonrası 2. Meclis. 2. Meclis'in özelliklerini de şöyle açıklamıştık. 2. Meclis inkılapçı meclis. İkinci meclis Cumhuriyeti kuran meclis, cumhuriyeti ilan eden meclis, siyasi partiler artık bu mecliste demiştik. İkinci meclis inkılapçı, ikinci meclis siyasi partilerin olduğu ve Lozan'ı onaylayan ikinci meclis demiştik. Özelliklerini bu şekilde yazmıştık. İkinci meclis dönemi yani Lozan'dan sonra iç politika dedik, Lozan'dan sonra dış politika dedik. Lozan'dan sonra iç politikada ilk önce 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası'nın kurulmasını söyledik. Ardından 13 Ekim 1923'te Ankara'nın başkent olmasını söyledik ve 29 Ekim 1923 tarihinde de cumhuriyeti ilan ettik. 29 Ekim 1923'te Ekim buhranı yaşandığı için yani hükümetin seçilmesinde zorluk çektiği için sıkıntı oldu ve Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Cumhuriyetin ilanından sonra anayasamızda değişiklik yapıldı ve bu değişikliğe göre ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ilk Meclis Başkanı Fethi Okyar ve ilk Başbakan olarak da İsmet Paşa atandı. Meclis Başkanı demişken Geçen hafta söylemiştik Kazım Özalp en uzun Atatürk döneminde meclis başkanlığı yapan kişiydi. Atatürk döneminin son meclis başkanı ise Abdülhak Renda'ydı. Ben defalarca sormuştum onu Atatürk dönemi hangi yıllar arası diye 1919-1938 yılları arası Atatürk dönemiydi. Şimdi kronolojik sıralamayla gidelim. 3 Mart 1924 Halifeliğin kaldırılmasına dair kanun. Değerli arkadaşlarım, halifelik neden kaldırıldı? Bildiğiniz gibi 17 Kasım 1922 yılında Vahdettin İngiliz gemisi Malaya ile ülkeyi terk edince amcasının oğlu Abdülmecid Efendi çeşitli ee, şartlarla halife olarak meclis tarafından atanmıştı. İşte han ünvanını kullanmayacaksın. Kur'an çekmeyeceksin, Cuma selamına hatta birlikte gitmeyeceksin. Sana verdiğimiz parayı doğru düzgün harcayacaksın, Gaza gelmeyeceksin gibi birçok şeyi söylemiştik ve Halife bunu kabul etmişti. Ancak baktığımız zaman ilerleyen günlerde Halife'yi Gaza getirenler oldu ve Halife de bu gazın sonrasında verdiği şartları tutmaz oldu. Zaten Cumhuriyet rejimiyle halifelik birbirine uyuşmuyordu. Bir de şunu söylememiz lazım. İstanbul'daki halife Abdülmecid Efendi bütün İslam dünyasının halifesi gibi görünse de birçok mezhep olduğu için İstanbul'daki halifeyi herkes de tanımıyor. Yani Arap coğrafyasında kendi halifeleri var. Herkes de bizim halifeyi tanımıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi 18 Kasım 1922'de halife seçmiş olduğu Abdülmecid Efendi eski rejim yanlılarının da tek umudu haline gelmişti. Bundan güç alan Abdülmecid Efendi de imzasını halife-i müslimim Hadimeyül Harameyn olarak atması kararlaştırılmışken ileride hanlık iddiasında bulunabileceğini işaret eden Halife-i Abdülmecid bin Abdülaziz Han olarak atmaya başladı. Yani kendisini padişah olarak görmeye başladı. İslam alemi içinde hazırladığı beyannamenin altına ise İstanbul yerine Darül Hilafet yazmak için ısrar etti ve Cuma selamlığına Fatih'in İstanbul'u fethederken giydiği kıyafetle başına sarıkla Çıkmak istedi. Yeniden törenler düzenlemeye, demeçler vermeye de başladı. Bazı İslam ülkelerinin kendisine bağlılık bildirmesinin üstüne İslam dünyasının siyasi bir önderi gibi davranmaya da başladı. Hintli Müslümanların lideri Aga Han ve Emir Ali'nin de bağlılık bildirmesi işi çığırından çıkarttı. Hint asıllı İngiliz vatandaşı burada özellikle üstünde duruyorum İngiliz vatandaşı çünkü in İngilizlerin bu halifeliğin gaza gelmesinde çok büyük pay var. Emir Ali ve Ahan İsmet İnönü'ye bir mektup yazıyorlar ama e, İsmet İnönü'ye ulaşmadan Tanin, İktam ve Tevhid Efkar gazetelerinde bu mektup yayınlanıyor. Bu mektupta diyorlar ki halifemizi e, kaldırmayın. Bizim halifemiz her şeyimiz, o bizim liderimiz. Cumhuriyet rejimini biz istemiyoruz falan filan diye. 1 Mart 1924'te halifelik makamının bütçe arttırımını talep etmesi de bardağı taşıran son damla oldu. 3 Mart 1924'te Urfa milletvekili Şehzabbet ve 53 milletvekili verdikleri önergeyle halifeliğin kaldırılmasını istediler. Bizim Türkiye'mizin tarihinde ilk torba yasadır bu. İlk torba yasa. Dikkat edin. İlk torba yasa. Yani bu kanun çıkarken içerisinde başka kanunlar da var. Şeto. Şeto. Bunun şifresi bu. Şeto. Şeto şifresi, şehir makamının kaldırması, Şeri efkaf vekaletinin kapatılması, Erkan-ı Harbi Umumi vekaletinin kapatılması, tevidi Tedrisat ve Osmanoğlu Hanedanlığı'nın yurt dışına çıkartılması ile ilgili kanun işte halifeliğin torba kanun olmasına sebep oluyor. Şeri efkaf vekaleti, şehir kaldırılması, Erkan-ı Harbiye, tevidi Tedrisat ve Osmanoğlu Hanedanlığı yurt dışına çıkartılmış. Halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan değişiklikler aşağıdakilerden hangisidir diye defalarca soru geldi. Siz de aklınıza hemen Şeto gelecek değerli arkadaşlar. Şeyh önergesi ve 53 milletvekilinin desteğiyle 3 Mart 1924'te halifeli kaldırıldı. Halifeliğin kaldırılmasıyla beraber Şehiristanlık makamı da kaldırılıyor. Bildiğiniz gibi ilk Şehiristan 2. Murat döneminde atalan Molla Fenari'ydi. Son Şeyhülislam ise Mehmet Nuri Efendi'dir. İlk Şeyhülislam Molla Fenari, son Şeyhülislam Mehmet Nuri Efendi. Şer'i Efkaf Fekaleti kapatılıyor, yerine Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruluyor. İlk Diyanet İşleri Başkanımız ise Rifat Börekçi, onu da hatırlıyorsunuz Ankara müftüsüydü. Vakıflar Genel Müdürlüğü de kuruldu. Ayrıca din hizmetlerinin yerine getirilmesi için imam ve hatip mektepleri açılması Darülfünun'da bir ilahiyat fakültesi açılması da kabul edilmiş. Buradan şunu da söylemek istiyorum. Mustafa Kemal Atamız'ın dine hizmetleri konusunda bunu da söylememiz gerekiyor. İmam Hatip okullarını açan Mustafa Kemal Atatürk'tür. Yani doğru düzgün imam ve hatibin yetişmesi için dini siyasete alet olmaması için Atamız hem Darülfinun'da bir ilahiyat fakültesi hem de İmam Hatip okullarının açılmasını uygun görmüş. Çocuk Esirgeme Kurumu yöneticilerinden olan Doktor Fuat Mehmet ve, Umay Bey, milli mücadele şehitlerinin yetimlerine yardım sağlamak amacıyla da 1923'te ABD'ye gidiyor. Fuat Bey 3 ay süren seyahatinde kalpayla Amerika'nın birçok şehrini gezmiş ve Türklerden 152 bin lira toplamıştır. O günkü şartlara göre yüksek meblağ olan bu parayla Ankara Keçiören'de Çocuk Esirgeme Kurumu binası da inşa edilmiştir. Bu da çok önemli. erkan Harbiye Umumi Vekaleti kaldırılmış, yerine Milli Savunma Bakanlığı kurulmuş. İlk Genelkurmay Başkanımız İsmet İnönü'dür ve ilk Milli Savunma Bakanımız da Fevzi Çakmaktır. Buradaki Erkan-ı Harbiye Umumi Vekaleti'nin kaldırılması şu açıdan çok önemli. Ordunun siyasetten ayrılması konusunda atamızın çok hassas olduğunu biliyorsunuz. Tevhidi Tedrisat Kanunu günümüzde hala yürürlükte olan bir kanundur. Ülkedeki bütün okullar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. İlk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nur olduğunu biliyorsunuz. Tevhidi Tedrisat Kanunu çıkartan kişi ise daha önce de gördüğümüz gibi Hüseyin Vasıf Çınar'dır. Hüseyin Vasıf Çınar önemli bir Milli Eğitim Bakanımızdır. Tevhidi Tedrisat Kanunu'nun çıkartılmasında da çok etkili olan kişi e, Hüseyin Vasıf Çınar. Milli Eğitim Bakanı, ilk Milli Eğitim Bakanı Doktor Rıza Nudur, Nur'dur. E, İsmail Sefa Üzler döneminde Milli Eğitim'in temel ilkeleri ve amaçlarının açıklandığı Marif Misakı adlı bir de belge yayınlanıyor. 5 Mart 1924'te işte Osmanlı e, Osmanoğlu Hanedanlığı'nın yurt dışına çıkartılması, neden yurt dışına çıkartıldı falan bununla ilgili de bilgi verelim. Abdülmecid Efendi ve Osmanlı Hanedanlığı'nın 153 üyesi yurt dışına çıkmıştır. 153 kişi ve Abdülmecid Efendi'yi hayırlı yolculuklar diyerek gönderdik. Osmanlı Hanedanlığı'nın son üyesi Neslişah Sultan'dır. 2012'de hayatını kaybediyor Neslişah Sultan. 6 Haziran 1924'te İstanbul'da e, Papa Eftim. Türk Ortodoks Patrikhanesini de kuruyor. Onu da ek bilgi olarak söyleyelim. Osmanlı Hanedanlığının son üyesi ne Neslişah Sultan 2012'de vefat etmiş. Şunu da söylememiz lazım. Günümüzde ben Osmanlı soyundanım, sülalesindenim diyen çıkanlar var. Buradaki fark şu. Hanedan üyesi başka, Osmanoğlu ailesinden olmak başka. Hanedan üyesi devlet yaşarken yani hanedan devletteyken Doğan üyelere denir. Doğan kişilere hanedan üyesi denir ama devlet yıkıldıktan sonra doğanlara hanedan üyesi denmez. O nedenle Neslişah Sultan 1921'de doğmuştur. Son hanedan üyesidir. Burada bu hanedanın sonra nereye gittiğini de söylememiz lazım. Daha çok İsveç'e gittiler değerli arkadaşlar. Bu hanedan üyelerinin ceplerine 2000 lira da para koyduk ve hayırlı yolculuklar diledik. Onlar da geneli İsveç'e gitti. Son halife Abdülmecid Efendi ise 1944'te Paris'te vefat ediyor. Naaşı 10 yıl Paris'te 1954'te Medine'deki Baki mezarlığına defnediliyor. Evet. Aşağıdakilerden hangisi halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan değişiklikler arasındadır? Hangi şeriye, efkaf vekaleti, şehri makamı, erkan harbiye, tevhid-i tevhid, Tersat, Osmanoğlu hanedanının yurt dışına çıkartılması. Yani şeto. Şeto halifeliğin kaldırıldığı gün yapılan değişiklikler. 3 Mart 1924'te halifeliğin kaldırılması teklifini veren Şeyh Saffettir. Urfa milletvekili bunu da unutmayalım. 1925 yılında Mustafa Kemal'imiz Konya'ya gidiyor. Zafer, zafer benimdir diyebilenindir diyor. Atamızın sözlerini de ara yerde nerede söylediğini de söyleyeceğim. 1925 yılında Konya'da zafer, zafer benimdir diyenindir diyor. Değerli arkadaşlarım 1924 yılında Time dergisi atamızı kapak yapıyor. Atatürk 4 yıl arayla ikinci kez de kapak oluyor. 1927 yılında bir kez daha kapak oluyor atamız. Atamız Time dergisinin de Amerika'da yayınlanıyor biliyorsunuz Time dergisi. Atamız bu yıllarda kapak oluyor. Evet, halifeliğin kaldırılmasından sonraki gelişmeye geçiyoruz. 3 Mart 1924'te halifelik kaldırıldı. Şimdi de Nasturi ayaklanmasına gelelim. 7 Ağustos 1924 Nasturi ayaklanması. Kronolojik sırayla gidiyoruz. 7 Ağustos 1924 Nasturi ayaklanması. Değerli öğrencilerim, bunun halifenin kaldırılmasıyla hiçbir alakası yoktur. Yani Nasturi ayaklanmasının halifelikle hiçbir alakası yok. Halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkanları biraz sonra göreceğiz. 7 Ağustos 1924 yılında 7 Ağustos 1924 yılında Nasturi ayaklanması çıkıyor. Peki bu Nasturiler kimdir? Nasturi Hristiyanları vardır değerli arkadaşlarım. Nasturi Hristiyanları, Süryani Hristiyanların bir mezhebi. Yani Süryani Hristiyan rahibi Nestoris tarafından kurulmuş ve Doğu Kilisesi'ne bağlı bir mezhep aynı zamanda Nasturilik. Birinci Dünya Savaşı'na gelindiğinde Osmanlı'ya karşı cephe almışlar. İçlerinden büyük kısmı Rus İmparatorluğu'na sığınıyor ve İran'ın Hoy, Urmiye bölgesinde yerleştirilmişlerdi. Londra başpiskoposluğu adını taşıyan bazı misyonerleri bir süredir, propaganda yaptığı da biliniyor bu bölgede. Özellikle Hakkari'de yaşayan Süryani Hristiyanların bağımsızlık için başlattığı isyana İngilizler de destek veriyor. Çünkü İngilizler Musul konusu daha halledilmediği için Musul'da bazı şeyleri elde etmek amacıyla Nasturileri e, ayaklandırmış. Hakkari valisi Halil Rıfat Bey e, hatta Halil Rıfat Bey de yaralıyorlar, esir alıyorlar. Bir de jandarma komutunu şehit ettiler. İngiliz uçakları Irak sınırının kesinleşmesi kesinleşmemesinden faydalanarak Türkiye sınırını geçiyor ve ordu birliklerine ateş açıyor. Türk hükümeti de bir nota vererek bölgedeki askeri harekatın durdurulmasını istiyor. İngiltere iyice e, olayı bitiriyor yani. Cafer Tayyar Eğilmez Paşa Nastürü ayaklanmasını sonunda bastırıyor değerli arkadaşlarım. Cafer Tayyar Eğilmez Paşa 14 Ağustos'ta Diyarbakır 7. Ordu komutanı olarak bu isyanı bastırmış. Nasturya ayaklanmasının e, önemi şu. Bizim Musul konusunda İngilizler sıkıntıya düşürmek, bir an önce karar aldırmak amacıyla Hakkari'deki Hristiyanları ayaklandırmış. Bu anlaşılıyor. İngilizlerin kışkırtması ve yönetimden e, çıkan Nastur ayaklanmasına karşı o günün çok güç şartları içinde yapılan bastırma girişimleri kısa e, kesin sonuca ulaşamadı başlangıçta ama daha sonra işte elimizden geleni yaptık sevgili arkadaşlarım. Evet. 7 Ağustos 1924 Nastro ayaklanması çıktı. Şimdi 30 Ağustos 1924'ten bahsetmek istiyorum. 30 Ağustos 1924 tarihi bildiğiniz gibi Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ikinci yıl dönümü. Dumlu Pınar'da yapılan törendeki uzun konuşmasının sonunda gençlere atamız sesleniyor ve gençlere ne diyor? Şöyle söylüyor. Ey yükselen yeni nesil, istikbal sizindir. Cumhuriyeti biz tesis ettik, onu ila ve idame edecek sizsiniz demiştir. Evet, atamız 30 Ağustos'ta Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ikinci yılında Dumlupınar'daki törende aynen böyle söylemiştir. 7 Ağustos 1924 Nastürü ayaklanmasını bitirdik. Şimdi de siyasi partiye gelelim. TCF Teraki Cumhuriyet Fırkası 17 Kasım 17 Kasım 1924 yılında TCF kuruluyor. 17 Kasım 1924'te Teraki Perver Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Teraki Cumhuriyet Fırkası Türkiye'nin ikinci siyasi partisi, birinci muhalefet partisidir. Türkiye'nin ikinci siyasi partisi birinci muhalefet partisidir. Yani Atatürk döneminde açılan ikinci parti terakki perver cumhuriyet fırkasıdır. Cumhuriyet tarihinin ilk muhalefet partisi aynı zamanda Cumhuriyet Halk Fırkası'nın meclisteki baskısını ortadan kaldırmak, muhalefet oluşturmak iddiasını amacı ile Cumhuriyet Halk Fırkası'ndan ayrılan milletvekilleri. Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez, Feridun Fikri, Halis Turgut ve Atlan adı var öncülüğünde Urfa'da ilk şubesini açtı TCF. Telaki Perver Cumhuriyet Fırkası atamızın çok yakın arkadaşları, silah arkadaşları aynı zamanda. Atamız bu parti kurulduğunda çok da memnun oldu. Çünkü <laughs> demokrasinin işlemesi, uygulaması için siyasi partiler çok önemli bir yer tutuyor. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası ilk şubesini Urfa'da açtı. Parti programı neydi peki? Egemenliğin halkta bulunduğu liberalist ve demokrasinin benimsendiği bir sistem istiyorlar. Liberal ekonomi istiyorlar. Şunu unutmayın. Cumhuriyet döneminde halk fırkası dışında diğerleri liberal ekonomi istiyor. Yani serbest ekonomi istiyor. Evet. bu anayasanın halkın isteği doğrultusunda değişebileceği, din ve inançlara saygılı olduğu, idari yönden de yerinden yönetim gerçekleşmesi esasının benimsendiği, mesleki teşkilatlarının yurt genelinde yaygınlaşmasını istiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimden sonra minet ile ilişkilinin kesileceği de e, parti programı arasında. Yani liberal ekonomiyi unutmayın. Cumhuriyet halk fırkası Laik devrimlerin bir an önce yapılmasını isterken herver Cumhuriyet Fırkası bu devrimlerin zamana bırakılmasını istiyor. Şimdi burada parti programının en sonunda söylediği cümle çok önemli. Diyor ki: "Partimiz dini kurallara ve dine son derece saygılı ve sıcaktır." ibaresi var. Bu da hem Atatürk düşmanlarına, hem cumhuriyet düşmanlarına, rejim düşmanlarına da bir ışık yakılmış gibi hissediyorlar. Ve Mustafa Kemal'e kim düşmansa, milli mücadeleye kim düşmansa hepsi bu partinin altında toplanmaya başlıyor. Yani gericilerin toplandığı bir parti oluyor. TCF. Kurucuları bunu istemese de alttan bu partiye girişler artmış. Şunu da eklemek istiyorum. Ozan kardeşimiz yazmış, çok güzel yazılar yazmış ama ben en son dersin bitiminde en son onları okuyacağım ve orada konuşacağız, e, cevaplayacağım. Teşekkür ederim Ozan. Devam ediyoruz. <laughs> Değerli arkadaşlarım, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Partimiz dini görüşlere son derece yakın ve sıcaktır ibaresi kullandı. İşte bu ibare ileride bazı sorunlara yol açacak. Şimdi bu parti kuruldu ya Kasım'dan sonraki aya gelelim. 19 Aralık 1924 tarihinde atamız kürsüye çıkıyor ve diyor ki arkadaşlar diyor beni biliyorsunuz ordunun siyasete karışmasına son derece karşıyım. O nedenle hem milletvekili olup da hem asker olunması çok tehlikelidir devletimiz açısından. Asker olmak isteyenler milletvekilliğinden Milletvekili olmak isteyenler de askerlikten lütfen istifa etsin diyor. Bunun sonucunda bunun sonucunda Mustafa Kemal'in sözlerine uyanlar istifa etti. Bir tek askerlikten istifa etmeyen Fevzi Çakmaktır. Fevzi Çakmak. O ben asker doğdum, asker ölürüm demiştir. Diğerleri askerlikten istifa edip ya da emekliye ayrıldılar. Fevzi Çakmak kendisi Genelkurmay Başkanlığı koltuğuna oturdu. Fevzi Çakmak siyasete girmeyeceğini o zaman söyledi. Değerli arkadaşlarım, Şeyh Said ayaklanmasına geliyoruz. Şimdi Teraki perver Cumhuriyet Fırkası kuruldu. Parti dini görüşlere son derece yakındır dedi dedik ya. Gericilerin de bu partide toplanmasına sebep olduğunu da söylemiştik. İşte bunun ilk olayı Şeyh Said ayaklanması. Şöyle gidelim. Şeyh Said ayaklanması 13 Şubat 1925 yılında çıktı. Şeyh Said ayaklanması. Sevgili öğrencilerim diğer adı genç hadisesidir bunun. Şeyh Said ayaklanmasının genel genelkurmay arşivlerimizdeki diğer adı genç hadisesidir. Bu isyan neden çıktı? Bu isyan Diyarbakır'ın Piran köyünde din elden gidiyor propagandasıyla Cumhuriyet rejimine karşı ve Kürt Teali Cemiyeti'nin de üyelerinden olan Şeyh Said ve Avanesi tarafından çıkartıldı. Din elden gidiyor beyler, Cumhuriyet denilen münafık bir rejim geldi, halifemizi gönderdiler, götürdüler gibi propagandayla Diyarbakır'ın Piran köyünde ortaya çıkan Şeyh Said yanına arkadaşlarını da almış, hatta çevre bir illere de Bitlis'e oradan Van'a kadar ilerleyen bir isyan. Bu isyanın Musul için yapılan Türk-İngiliz mücadelesinin de en kritik döneminde çıkması gerçekten takdire şayandır. Yani adamlar tam da işin göbeğinde bu isyanı çıkartmışlar. İsyanın iç boyutu laiklik, dış boyutu ise Musul'dur. Asiler Çapakçur, Muş, Diyarbakır olmak üzere 3 kola ayrılıyorlar. Şeyh Said Diyarbakır'ı alacaktı e, ve ondan sonra da e, çeşitli çevredeki illeri de ellerine geçireceklerdi. Ayaklanma karşısında Fethi Okyar hükümeti istifa ediyor. Çünkü bir çare bulamıyor. Ayaklanma yayılmaya devam ediyor. Etkisiz kaldı <laughs> Fethi Okyar hükümeti. İsmet Paşa hükümeti kuruldu. İsmet Paşa hükümeti ise mecliste takrir-i sukun kanunu çıkarttırdı. Takrir-i Sukun Kanunu. Takrir-i Sukun Kanunu 4 yıl yürürlükte kalacak. 1925'ten 1929'a kadar yürürlükte kalacak. Takrir-i Sukun Kanunu 1925'te çıkartılıyor. Bu kanuna göre meclis hükümete parti kapatma, gazete kapatma, istiklal mahkemelerini kurma yetkisi veriyor. Ve böylelikle İsmet Paşa başbakanlığındaki hükümet gazeteleri kapatıyorlar ve istiklal mahkemelerini kuruyorlar. Ayrıca partiyi de kapatıyorlar. Şimdi olaya devam edelim. Ne oldu? İsmet Paşa hükümeti kuruldu. İsyan çıktığında Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak, ordu birliklerini Erzurum, Mardin, Diyarbakır, Malatya bölgelerine yığınağı yapmış. Şeyh Said de Diyarbakır üzerine yürümüş. daha sonra Şeyh Said yenilgiye uğruyor. Ayaklanmanın güneydoğu güney Yolu tıkanıyor ve asileri çembere alma ihtimali doğdu. Sonuçta e, Şeyh Said ve adamları yakalanıyor. E, bu takrir-i sükun kanunu içerisindeki o madde var İstiklal mahkemelerini kurma diye. İstiklal mahkemeleri tarafından Diyarbakır'ın Piran köyünde isyan eden Şeyh Said Diyarbakır merkezde a, e, asılıyor. Diyarbakır merkezde idam ediliyor değerli arkadaşlarım. Diyarbakır'dan İngiliz silah fabrikaları, katalogları ve mektupları da hatta e, Kürdistan Kraliyeti Harbiye Bakanlığı yazısının bulunması Diyarbakır'ın Şeyh Said'in eline geçmesinin en önemli adım olduğu gösteriliyor ve İngiltere'nin de olayı desteklediği kanısını kuvvetlendiriyordu. Yani Şeyh Said, e, Şeyh Said ayaklanmasında değerli arkadaşlarım İngiliz parmağını olduğunu gösteren en büyük kanıtlar. Şimdi ben dersi Genelkurmay arşivlerinden anlatıyorum size. Ee, bu olayın tabi siyasi boyutu var. Siyaset tarihi bozan bir şeydir. Maalesef e, siyaset girdiği her yeri batırıyor. Burada e, bulunan evraklar var ve İngilizlerin desteklediği çok açık onu da görüyoruz. 1925'te Takrir-i Sükun Kanunu çıkartılıyor. 4 yıl yürürlükte kalan bu kanuna göre gazete, dergi, parti kapatılıyor. Dediğim gibi İstiklal mahkemeleri açılıyor ve sansür uygulaması çıkıyor. İstiklal mahkemesi Şeyh Said ve Kürt Teali Cemiyeti kurucularından Seyit Abdülkadir de olmak üzere bütün elebaşlarını idama mahkum etmiş. Takrir-i Sukun Kanunu'na dayanarak terakiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılacak. Bakın TCF ilk kurulan muhalefet partisi Şeyh Said ayaklanmasından dolayı kapatılıyor. Neden kapatılıyor? Çünkü yapılan araştırmalarda Bunlar TCF üyesi çıkıyor. Terakiper ve Cumhuriyet Fırkası'na üye olmuşlar ve orada faaliyet gösteriyorlar. Partinin bütün şube ve merkezleri kapatılıyor. 3 Haziran 1925 yılında tamamıyla TCF temizlenmiş oluyor. Tevhide Efkar, Son Telgraf, İstiklal, Sebilur Reşat, Aydınlık, Orak Çekiç gibi gazetelerde bu dönemde kapatılan gazeteler. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. Not alan arkadaşlar için söyleyeceğim. Tarihimizde istiklal mahkemeleri 5 kez kuruluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı, e, karşı çıkan ayaklanmalarda istiklal mahkemeleri ilk defa kurulmuştu. Birincisi TBMM'ye karşı çıkan ayaklanmalarda. İkincisi firarilerle ilgili e, ve hıyaneti vataniye kanununu uygulamak için. Üçüncüsü Sakarya Meydan Muharebesi öncesinde çıkartılan tekalifi milli emirleri için, dördüncüsü Şeyh Said ayaklanması için, beşincisi ise Mustafa Kemal Atamıza İzmir'de suikast girişimi. Yani istiklal mahkemeleri sürekli açık bir mahkeme değil. Onu aklımıza yerleştirelim. Olay oldukça çıkan mahkeme. Bir de şöyle bir şey. İstiklal mahkemeleri böyle cinayetmiş, gaspmış, darpmış buradaki suçları yargılamıyor istiklal mahkemeleri. İstiklal mahkemeleri devlete karşı olan suçları yargılıyor İstiklal mahkemeleri 1927'de kapatılınca yerine devlet e, şey Divanı harp mahkemesi kuruldu 1961 anayasasında da dgm kurulmuştu devlet güvenlik mahkemesi 2004 yılına kadar da dgm vardı ve o da kapatıldı yani idam cezası kaldırıldığı için yani İstiklal mahkemeleri öyle sürekli açık bir mahkeme değil onu da unutmayın Sevgili öğrencilerim 1925 yılında işte bu kronolojik sıralamayla gidiyoruz ya ara yerde onları da vermek istiyorum. Atamıza tarih boyunca 19 suikast girişimi oldu. 19 suikast girişimi Mustafa Kemal'e ve çok şükür 19'unu da atlatmayı becerdi. E, atamıza 19 suikast girişiminden bir tanesi de 1925 yılında Ermeni komiteci, komitacılardan Manok Manukyan. Manok Manukyan atamızı öldürme planı hazırlamış ve bu planı uygulamadan yakalanıyor Ankara'da ve idam ediliyor. Evet Manuk Manukyan denilen biri atamıza suikast düzenlemek için plan program yapmış ve Manuk Manukyan Ankara'da idam ediliyor. Değerli arkadaşlarım atamıza İzmir suikastine geliyoruz. Şimdi gerici Gerici kişiler, cumhuriyete, milli mücadeleye ve her şeye karşı, bütün iyi şeylere karşı olan e, emelleri başka ve beyinleri dışarıda olan kişiler bir türlü Mustafa Kemal'i ortadan kaldıramadılar. Şimdi atamızı ortadan kaldırma girişiminin en büyüğüne geldik. Atamıza suikast girişimi yani İzmir suikasti ya da İzmir suikast girişimi... Mustafa Kemal'e İzmir'de suikast girişimi ne zaman? 16 Haziran 1926'da. 16 Haziran 1926'da şu Mustafa Kemal yok mu Mustafa Kemal? Hep onun başının altından çıkıyor bu işler. Münafık Cumhuriyet denilen bir rejim getirdi. Zındıklar Cumhuriyeti e getirdiler. Halifemizi götürdüler. Ne istiyordunuz dinimizden? Dinimizi aldılar. Gavurlaştırdılar. Bilmem ne. Yani Mustafa Kemal'e hiç alakası olmayan şeyler. Cumhuriyetin ilanına, halifeliğin kaldırılmasına karşı çıkan Kurtlar Vadisi'nin yan versiyonu gibi isimleri olan Ziya Hurşit, Laz İsmail, Gürcü Yusuf, Çopur Hilmi, Sarı Efe Edip, Şükrü Bey, Ayıcı Arif ve Giritli Şevki gibi isimler Mustafa Kemal Paşa'nın İzmir'e geleceğini öğrenince suikast planı hazırlıyorlar. Suikastten bir gün önce Giritli Şevki, İzmir valisi Kazım Diri'ye gidiyor. Kazım Diriye diyor ki ben diyor Konak Karşıyaka arasında kayıkta çalışıyorum. Bu herifler kayığıma bindiler konuşurlarken onları duydum diyor. Atamıza suikast düzenleyeceklermiş diyor. Hemen yakalanıyor bu adamlar. Şimdi suikastin İzmir'in altı semtinde Meseret Otelinde yapılması planlanıyor. Buradaki kavşaktan dönmek için yavaşlayacak olan Mustafa Kemal Paşa'nın otomobiline Ziya Hürşit'in kaldığı Gaffarzade Oteli ve Gürcü Yusuf ile Laz İsmail'in bulunduğu otelin altındaki berber dükkanından ateş edilecek ve bomba atılacak. Plan bu. Bu sırada yan sokaktaki otomobille de bekleyen çopur ilmi, ha burada olay kopuyor. Çopur ilmi de arabayla bunları götürecek. Kime götürüyor? Giritli Şevki'ye götürecek. Yani aslında Giritli Şevki de işin içindeymiş de parada anlaşamamışlar. O sonradan anlaşılıyor. Giritli Şevki de demiş ki ulan ben size gününüzü göstereceğim deyip şikayet ediyor. Bunları ihbar ediyor. Neyse Giritli Şevki de bunları nereye götürecek? Motorla Sakız Adası'na taşıyacakmış. Yakalanıyor tabii bunlar atamız gelmeden önce. İzmir'de İstiklal Mahkemesi açılıyor. İzmir'de İstiklal madali, e, Mahkemeleri açılmış. İzmir'i bilen arkadaşlar için söyleyeceğim. Konak'ta YKM'nin arkasında Milli Kütüphane var. Milli Kütüphane'nin yanında Opera Bale binası var. Orası eskiden Elhamra sinemasıydı ve suikastçiler orada yargılanıyor Elhamra sinemasında. Suikastçılar yargılama sırasında kendilerini, kendilerine bu suikasti düzenlemek için TCF'nin kurucularının yardım ettiğini söyledi. Ve bu olay bomba gibi düştü. Yani kim zan altında kaldı? Kazım Karabekir, Rafor Orbay, Refet Bela, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir gibi isimler zan altında kaldı. Şimdi tabi adamlar bu ifadeyi verdi. Onların ifadeleri doğrultusunda Ankara'da İstiklal Mahkemesi de kuruldu. Hem İzmir'de hem Ankara'da İstiklal Mahkemesi kuruldu. İzmir yargılamaları 1926'nın 13 Temmuz'unda son buldu. Yani bir ay sonra Yargılanan 49 kişiden suikast hazırlıklarına doğrudan karışan ve bu plandan haberi olup da resmi makamlara ihbarda bulunmayan 15 kişi idam edildi. Evet direkt. Direkt 15 kişi e, idam edildi. Daha sonra bu e, 9 kişinin duruşma dışı tutulup yargılamaların da Ankara'da görülmesine, Ankara'daki davanın da iddiaçılar davasıyla birleştirilmesine karar verildi. Olay şöyle yani. Ben bu olayı şöyle anlatayım. Şimdi TCF halifeliğe karşı bir de eski iddiatçılar var. Yani Enver Paşa'cılar var. Bir de Mustafa Kemal'i ortadan kaldırmaya çalışan e, zındıklar var. Bunlar da irticacılar. İrticacı, e, TCF üyeleri ve iddiatçılar. Şimdi bunlar diyor ki, irticacılar diyor ki bizi diyor TCF'ye yönlendirdi diyor. Evet. Ama iddiatçılar da Mustafa Kemal ortadan kaldırmaya çalışıyor. Sonradan anlaşılıyor ki yani olay şöyle söyleyelim. Ankara'da daçıdan İstiklal Mahkemelerinde Kazım Karabekir, Rauf Orbay, Refet Bela, Ali Fuat Cebesoy, Bekir Sami Bey, Cafer Tayyar Eğilmez, Vasıf Karakol, Rauf Orbay, attan adı var gibi Kurtuluş Savaşı'nın önde gelen isimleri yargılandı. O sırada yurt dışında bulunan Rauf Orbay 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğerleri beraat etti. Yani dediler ki biz bu adamları biliyoruz, bu adamlar geldi bizde görüşmeye ama bu adamlara biz gidin de Mustafa Kemal Atatürk'ü öldürün demedik, öyle bir şey olabilir mi dediler. Ve atamızın özel affıyla bunlar affedildi. Yani şunlar idam edildi, irticacılar, iddiatçılar da tasfiye edildi, bunlardan da idam edilenler var. Sonuç itibariyle İzmir suikasti irticacılardan ve iddiatçılardan temizlenen bir olay olmuş oldu. Bu olay sonrasında Mustafa Kemal Atamız Anadolu Ajans'ına bir röportaj veriyor ve rö verdiği röportajda şöyle söylüyor. Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti ilelebet payidar kalacaktır. diyor. Evet. Bir bu olayı merak ediyorlar. Bana da soruyorlar. Hocam biraz daha detay verebilir misiniz? İzmir suikastıyla özellikle İzmirli olanlar Olay ihbar eden Giritli şey ki diğer isimlerle birlikte karşı yakadaki İdris'in bahçesinde suikastla ilgili toplantıya da katılıyor ve olayın gerçekleşmesinden sonra Kayı ile suçları Sakız adasına geçirmeyi kabul ettiğini söylemişti. Ancak Sarı Edip'in gizlice İstanbul'a gitmesinden ve suikastı ihbar edeceğinden korkmasından da korkuyor yani beni başkası ihbar etmeden önce ben ihbar edeyim diye öyle de gidiyor. Evet. 10 yıl sürgün cezasına çarptırılan ancak karar sırasında yurt dışında olan ve ülkeye 35'te dönen Rauf Orbay'ın cezası 39'da Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Vekili ve Başbakan Refik Saydam'ın imzasıyla yanılan bildiriyle kendisine yüklenen eylem ortadan kaldırılarak aklanmış Kastamonu milletvekili olmuş Rauf Orbay. 23 Temmuz 43'te de askeri yargıtaya yaptığı başvuru sonrasında İzmir suikastı davası evraklarından İncelenmesi suresiyle yargılanması gerçekleştirildi ve eski hizmetlerinden ötürü kendisine emekli maaşı da bağlandı. Dava ile kendisinin ilişiği tamamen kesilmiş oldu. <laughs> yani Raforbay da aklanmış oldu. Bir de bir kitap 1969'da Kemal Tahir tarafından Kurt Kanunu isimli bir roman yazılır. Okumanızı tavsiye ediyorum. Romanda suikast girişiminin arka planı İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin üyelerinin gözünden anlatılmak. Üç bölümden oluşan kitabın e, bu bölümleri sırayla Abdülkadir Bey, yani kitapta Abdülkerim diye geçiyor da, Kara Kemal ve Kara e, Kemal'in çocukları e, sonra Kemal Kara Kemal'in arkadaşı Emin Bey tarafından anlatılıyor. Roman 92 yılında aynı adlı sinemaya, 2012 yılında ise yine aynı adlı televizyon dizisinde de uyarlanıyor. İsterseniz 92 yılında çekilmiş Kurt Kanunu filminde izleyebilirsiniz ya da 2012'de çekilmiş bir dizi var da o dizi çok tutmadı Kurt Kanunu. Yatanıza suikast. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Şimdi 1930'a geldik. Serbest Cumhuriyet Fırkası. <laughs> İzmir suikastini anlattıktan sonra SCF'nin kurulması Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930 Serbest Cumhuriyet Fırkası Türkiye'nin 3. siyasi partisi, 2. muhalefet partisi olarak Serbest Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Peki bu parti niye kuruluyor? 1929 yılında dünyayı sarsan bir ekonomik buhran çıktı. Buna 29 krizi diyoruz. 1929 krizinden sonra biz hangi politikaya uygulayacağız şimdi ekonomik politika olarak? Çünkü 1927 yılında teşviki sanayi kanunu çıkartıldı ancak uygulanamadı. <laughs> Bu nedenle bizim acil olarak bir ekonomik plana ihtiyacımız var. Bir de çok partili hayata geçmemiz gerekiyor. Hep şu eleştiri yapılır ya işte tek parti iktidarı tek parti Atatürk dönemi tek parti. Ya kardeşim çok partili hayata iki defa geçilmeye çalışılmış ikisinde de isyan çıkıyor. Yani Mustafa Kemal Atatürk tek parti iktidarını istemiyor ki en fazla karşı çıkan o adam zaten. Ama bunu e, kapanmasına, bu devrin kapanmasına sebep olanlar var tabii ki. Serbest Cumhuriyet Fırkası Mustafa Kemal Atamızın önerisiyle Paris Büyükelçisi olan Fethi Okyar tarafından kurulmuş. Türkiye'nin 3. Siyasi Partisi, 2. Muhalefet Partisi. Kurucular arasında Nuri Conker var, Ahmet Ağaoğlu var, Mehmet Emin Yurdakul var. Yani bu partinin kurulmasını isteyen Mustafa Kemal atamız. Yani demokrasinin uygulanması için bu partinin kurulması gerekir diyor. Ama Fethi Okyar buna ilk önce e, sıcak bakmıyor. Yalova görüşmeleri e, diye bir görüşme şeyi var. Atamız da e, Fethi Okyar Yalova'da görüşüyor. Diyor ki Fethi Okyar ya paşam diyor ben şimdi TCF'de olduğu gibi devletle karşı karşıya gelmek istemiyorum. Devletime bir şey olmasın diye önce kurmak istemiyor. Yapma feciğim, etme feciğim, kur şu partiyi dedi ve atamız ikna etti okyarı. Sonuç itibariyle Fetokyar Serbest Cumhuriyet Fırkası'nı 1930'un e, da kurdu. 1929'daki Amerika'daki bu krizi de unutmayın yani. Dünya ekonomik krizinin de bunda etkisi var. Ekonomik program açısından atamız bu partiye destek olduğunu göstermek amacıyla hem CHP üyeliğinden istifa ediyor. Yani tarafsız bir cumhurbaşkanı olmak için parti üyeliğinden istifa ediyor. Hem de kız kardeşi Makbule Hanım'ı partiyi üye yapıyor. Demek ki 1930'da kadınlar siyasi partilere üye olabiliyormuş. Peki parti programı ne diyor? Devletçi ekonomik modele karşı liberal ekonomiyi savunuyor. Ben söylemiştim ya size. Şimdi tekrar söyleyelim. CHF, TCF ve SCF aynen böyle çıkacak. CHF ekonomik programı olarak devletçi ekonomik model, TCF ve SCF liberal ekonomik modeli istiyorlar. Evet. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nda çok enteresan bir şey daha var. Kadınlara siyasal haklar verilmesini isteyen ilk parti bu. Türkiye'de miting yapan ilk siyasi parti Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. İzmir'de yapılan mitinge 50 bin kişi katılır. Bu sırada provokatörler CHP binalarını taşlar. Adnan Menderes de Aydın temsilcisidir SCF'nin. 502 seçim bölgesinden ikisi büyük 40'ında SCF kazanıyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası genel seçimlere giremiyor ama yerel seçimlere giriyor. Fethi Okyar Gümüşhane milletvekili seçiliyor. İlk miting yapan parti bu. Türkiye'de ilk miting yapan parti bu. SCF'nin laiklik karşıtlarının odağı haline gelmesinden korkmuştu Fethi Okyar ve korkusu gerçekleşti İşte Fethi Okyar da bunu söylüyordu ee, şöyle bir şey var adamlar başlığa bakmıyor yani o parti bu parti olmasına bakmıyor bugün bile öyledir adam bir yere girip orada yuvalanıyor böyle e, örümcek gibi her tarafa a sarıyor İşte SCF e, Atatürk tarafından kurdurulmuş bir parti olmasına rağmen Atatürk karşıtlarının e, yuvası haline gelmiş ve Fethi Okyar bunu e, yürütememiş adamın korkusu buydu zaten kontrol edememiş atamız gidiyor atamızın yanına yani Fethi Okyar gidiyor atamızın yanına ve diyor ki paşam diyor ben bu partiyi daha fazla devam ettiremeyeceğim bu partiyi kapatacağım yapma Fethiciğim etme Fethiciğim demesine rağmen Fethi Okyar devletini zarara sokmamak rejime bir e, zarar getirmemek amacıyla kendi partisini kendisi kapatıyor. Yani fes ediyor Parti Aradan geçen 5-6 ay sonrasında kendi, kendi çok partili hayata geçiş olmuyor Atatürk döneminde. Çünkü iki defa olmuş, sonucunu gördük. 1945'e kadar da e, tek parti iktidarı bu nedenle devam ediyor. Evet. Evet, kapatıldı bu parti. Şimdi parti kapatıldıktan sonra Menemen olayına gelelim. Ha şöyle söyleyelim bakın. Not ya da uyarı. Terakiperver Cumhuriyet Fırkası Şeyh Said olayından dolayı kapatılmıştır. Ama SCF bir olay olmadan kendi kendini kapatmıştır. SCF 1930'da kendi kendini kapatıyor. Değerli öğrencilerim. 1930 yılında Serbest Cumhuriyet Fırkası kendini kapattıktan sonra işte rahat durmayan o gerici zihniyetler bu sefer Menemen 3 Aralık 1930. 23 Aralık 1930'da Menemen'de neler yaşandı hemen onu anlatacağım. İyi dinleyin. Genel kültür tabii ki bunlar aynı zamanda Menemen olayı rejime karşı çıkan ikinci ayaklanma. Birincisi Şehzade ayaklanması, ikincisi Menemen olayı. Rejime karşı çıkan iki bu Cumhuriyet rejimine karşı. Serbest Cumhuriyet Fırkası kapatılıyor ya 1930'da. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kapatılmasından sonra rejim karşıtları Giritli Mehdi Mehmet Şam'dan Giritli Mehmet Mehdi deniliyor buna. Şam'dan Mehmet, Sütçü Mehmet Mehmetler Club gibi bir şey bu yani oluşan grup kendilerine Piçakşı Mustafa tarafından çuval içerisine verilen iki silahı da alarak 6 Aralık 1930'da Cumartesi akşamı Manisa'dan Paşa Köyü'ne doğru yola çıkıyorlar. Dördü silahlı altı kişi bunlar. Tekrar isimlerini söyleyelim. Giritli Mehdi Mehmet, Şam'dan Mehmet, Süçü Mehmet, Mehmet Ali, Dördü silahlı altı kişi 23 Aralık 1930'da sabah namazından sonra camiden aldıkları yeşil sanca menemene geliyorlar menemende Cuma namazı kılıyorlar 23 Aralık 1930'da ee, daha sonra sabah namazında kıldıktan sonra yeşil sancağı alarak e, bunu bir direğe dikiyorlar evet direğe dikiyorlar yeşil sancağı yola diktikten sonra elebaşları arasında Derviş Mehmet Şam'dan Mehmet, Sütçü Mehmet Nalcı Hasan, Küçük Hasan ve Mehmet Ali de var. Bunlar camiden çıkıp diyorlar ki yetişin ey ahali cemaati müslümin din elden gidiyor şeriatımızı tekrar getireceğiz. Münafık bir rejim getirdiler. Bunlar zındıktır. Bunlar Allah düşmanlarıdır falan filan derken Derviş Mehmet bir anda kendini Mehdi ilan ediyor. Evet orada kayışı kopartıyor. Derviş Mehmet diyor ki ben Mehdi'yim. 70 70.000'den e, oluşan halife ordum var. Melekler destekliyor. Birazdan ondan gelecekler. Herkes arkama takılsın, arkama düşsün diye. Aralarında yet, arkalarında 70 bin melek ordusunun da olduğunu söylüyor. Öğle saatlerine kadar Şeriat bayrağı altında toplanmalarının kılıçtan geçirileceklerini söylüyor ve halkı tehdit ediyorlar camideki yeşil bayrağı alıp uzun bir sopaya takıp menemen şehir meydanında kazdıkları bir çukura dikiyor. Bayrağın çevresinde dönmeye, tekbir getirmeye ve zikretmeye başlıyorlar. Şapka giyen kafirdir, yakında yine şeriat dönülecektir diyerek bu isyan hareketini başlatıyorlar. Şimdi ne oluyor? O sırada Menemen'de aslen Adana Kozanlı olan Asteğmen öğretmen Kubilay bu isyanı bastırmak için bir manga askerle olay yerine gidiyor. Yani normal bir olay olarak görüyorlar bunu ilk başta. Askerlerin yanından ayrılarak tek başına onların arasına girecek. Askerler diyor ki komutanım biz de gelelim diyor. Ya diyor bu camiye diyor. E, herkes giremez. Ya asker girmez. Silahla girilmez. Bu ada bu muhaşerete aykırılır. Ben giderim konuşurum. Çok büyük bir olay değildir diyor. E komutanım bir şey olursa ne yapalım diyorlar. E, siz diyor pat pat kullanın diyor. Yani şu anki plastik mermi yani. Şu anki Plastik mermiyi kullanın diyor. Neyse Kubilay gidiyor. Kubilay cami hamlusuna girdiği anda silaha sarılıyorlar ve Kubilay ayağından vuruyorlar. Kubilay'ı ayağından vurduktan sonra Kubilay'ı çekerek e, caminin önüne getiriyorlar. Derviş Mehmet çantasını açıp testere ağızlı bağ bıçağını çıkarıyor. Ve yaralı Azteğmen Kubilay'ın başını canlı canlı kesiyor. Kesik başı yeşil bayrağın sopasına dikmeye çalışıyorlar ancak başaramıyorlar. Birisi ip getiriyor ve Kubilay'ın başı yeşil bayrak iple bağlanıyor. Canlı canlı Kubilay'ımızın kafasını kestiler. Olay yerine yetişen Bekçi Hasan ateş edip gruptan birini yaraladı ve Bekçi Şevki de o sırada açılan ateş sonucunda şehit oldu. Yani Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki şehit oldular. Kubilay'ın kafası kesildi. Göstericilerden Derviş Mehmet de dahil bazıları ölürken bazıları yakalanıyor. General Mustafa Muğla Başkanı'nda kurulan Divanı Harp Mahkemesi 36 kişiyi idama mahkum ediyor. Cumhuriyet rejimine karşı çıkan bu ikinci ayaklanmadan sonra 1945'e kadar dediğim gibi çok partili hayata sekte vuruyor. İşte Menemen olayı Menemen bildiğiniz gibi bir devrim şeydi Kubilay. Devrim şeydi ilan ediliyor mecliste de. Atamızın da çok üzüldüğü bir olaydır. Bunu Menemen'deki kardeşlerimiz yapmıyor tabii ki. Menemen'e dışarıdan gelenler yapıyor. O dönemde Mustafa Kemal atamızın yakın dediği şehir Menemen'dir. Yani tek yakın dediği yer Menemen. Yakın dediği Menemen'e herkesi yakın anlamında değil. Yani yakın dediği isyancıları, rejime karşı olan isyancıları bir an önce ortadan kaldırın deme getiriyor. Olay bu. Menemen'e gittiğiniz zaman da Menemen'in ortasında e, hem Kubilay'ımızın hem de Bekçi Şahsan'la Bekçi Şevkin'in heykelini görmeniz mümkündür. Şöyle diyelim, bir soru so e, söyleyelim. 1 31 Mart, 31 Mart vakası, 2 Şeyh Said ayaklanması, Şeyh Said ayaklanması, 3 Menemen olayı. Menemen olayı yukarıdakilerden hangisi rejime karşı çıkan ayaklanmalardandır? Bunların hepsi tarihimizde rejime karşı çıkan ayaklanma. Ama soru şöyle gelirse hangisi cumhuriyet rejimine karşı çıkan ayaklanmadır derse Şeyh Said ve Menemen olayı bu ikisi cumhuriyet rejimine karşı çıkmıştır. Hangisi meşrutiyet rejimine karşı derse 31 Mart olayı meşrutiyet rejimine karşı. Şunu unutmayın. Rejime karşı deyip de genel bir soru sorarsa rejime karşı olanlar 31 Mart, Şehzade ve Menemen olayı. Bunlar rejime karşı. Hangisi Cumhuriyet rejimine karşı derse Şehzade ve Menemen Cumhuriyet rejimine karşı. 31 Mart olayı 1909 yılında Şehzade 1925'te Menemen 1930'da gerçekleşti. Evet Menemen olayı 1930'daydı. <laughs> devam edelim. 1930 Menemen olayını anlattık. Şimdi 1930 gelişmelerine devam edelim. 1930 Türk Ahali Ahali Cumhuriyet Fırkası. 1930 1930'da baya bir şey kuruluyor. Türk Cumhuriyet Amele İşçi Çiftçi Amele İşçi Çiftçi Fırkası. Bir de 1930 Türk Laik Türk Laik İşçi Çiftçi Partisi. İşçi Çiftçi Partisi. Atatürk döneminde 6 tane parti kuruluyor sevgili arkadaşlar. Atatürk döneminde kurulan 6 partiyi söyleyelim bakın. 3 tanesi bu. Bundan önce CHF kurulmuştu. TCF kurulmuştu. SCF kurulmuştu. 1930 yılında Türk Ahali Cumhuriyet Fırkası kuruluyor. Bu fırkayı kuran Adana'da Abdülkadir Kemal Öğütçü'dür. Abdülkadir Kemal Öğütçü Orhan Kemal'in babasıdır. Hani yazar Orhan Kemal'in babası. Yarın ve Tok Söz gazeteleri, yayın organları bu yere seçimlere giriyor ama başarılı olamıyor. Sosyalist fikirlere sahip olduğu için Cumhuriyet rejimine tehlikeli görülüyor. Hani Rusya'nın o sırada tehlikesi var. Bakanlar Kurulu kararıyla 31'de kapatılıyor. Türk Cumhuriyet Amele İşçi Çiftçi Fırkası Edirne'de Mimar Mühendis Kazım Bey tarafından kuruluyor. Yerel seçimlere giremedi. Sosyalist fikirlere sahip olduğu için parti kapatıldı. Türk Laik Cumhuriyetçi İşçi Partisi Arif Oruç tarafından İstanbul'da kurulmuş. Sosyalizmi e, yayma amacı güttüğü için Cumhuriyet rejimine e, tehdit oluşturduğu için de ka kapatılmış. 1930 yılında bunlar kurulduğu gibi kapatılıyor. Türk Ahali Cumhuriyet Fırkası, Türk e, Amele İşçi Çiftçi Fırkası ve Türk Layık İşçi Çiftçi Fırkası. Bunlar da Evet. Bursa olayına geliyoruz. Sevgili öğrencilerim 1933 yılı olayların yılı. 1933'te bayağı olaylar oluyor. Bunlardan 1933 Bursa olayını anlatalım. Bursa olayı. Ezan 1929'dan 1952'ye kadar Türkçe okundu. 1929'dan 1952'ye kadar ezan Türkçe okundu. Tanrı uludur, Tanrı uludur. Haydi namaza, haydi namaza diye okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29'da aldığı karara göre Ezan, hutbe ve salatlar Türkçe okunmaya başlandı. İlk Türkçe hutbe 1928'de verilmişti. Ezan ilk defa İstanbul'da Fatih Camii'nde Türkçe okundu. Bursa Ulu Camii'nde ezanın Türkçe okunmasına karşı çıkan Bursa savcısı Sakıp Bey, Bursa hakimi Hasan Bey ve müftü Nurettin Bey. Bunlar dönemin fetöcüleri diyelim. Halkı galya'na getirdikleri için görevlerinden alınmışlardı. Atamız 1933 yılında İzmir'e gezi düzenlediği sırada Bursa'ya da geliyor. Mustafa Kemal'in Bursa olayı için yani Bursa'da bu çıkan ayaklanma ezanın Türkçe okunmasına karşı çıkan bu ayaklanma sonrasında Bursa'ya gelen Mustafa Kemal şöyle söylüyor. Bu olay bir din meselesi değil dil meselesidir diyor. Evet bunun diyor dinle bir alakası yok Kur'an'ın Türkçe okunması ezanın Türkçe okunması dille alakalı biz Türk'üz ve Türkçe okumalıyız diyor. Cumhuriyet'in ilk Kur'an-ı Kerim tefsirini Konyalı Mehmet Vehbi Efendi tarafından Hülasatül Beyanı fi Tefsiri Kur'an adıyla yapılıyor. Tabi Atatürk veriyor bunun parasını. Ayrıca Atatürk'ün talimatıyla Elmalı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili adlı 6433 sayfa 8 ciltlik eser yazıyor Atatürk'ün talimatıyla. 1924 yılında 1950 yılına kadar 352 bin takım dini kitap bastırılmış ve yurt dışına en ücra köşelerine kadar da gönderilmiş. Bu kitapların dağılımı şöyle 45 bine Kur'an-ı Kerim tecrüme ve tefsiri 19'ar cilt bir de bunlar. 60 bin adet Buhari hadislerine tercüme ve izahı bunlar da 12 12'şer cilt. 247 bin adet din kültürü eserleri basılmış İlk Türkçe Kur'an-ı Kerim tercümesi Hafız Yaşar Okur tarafından 32'de yapılmış. Milli Eğitim Bakanlığı Reşit Galip 1933'te de e, bu e, Milli Eğitim Bakanlığı'nda din derslerinin okutulması için yoğun bir e, çalışma yürütüyor. Yani Atatürk döneminde dine o kadar çok bir e, ilgi var ki ve bunun doğru düzgün öğretilmesi için Mustafa Kemal elinden geleni yapıyor. Basılan eserler bugün basılmıyor. Yani o kadar kitap bu dönemde bile basılmıyor diyebiliriz. İlk Türkçe Kur'an tefsirini, ilk Türkçe Kur'an meyalini atamız e, bazılarını kendi cebinden para vererek yaptırmıştır. Elmallı Hamdi yazır, çok ünlü. Hafız Yaşar okur, atamızın çankaya imamı aynı zamanda. Bir de şunu eklemek istiyorum. Reşit Galip demişken andımız var ya, andımız... Doktor Reşit Galip tarafından o zamanki Milli Eğitim Bakanı 1933'te andımızı yazıyor. 1972'de ise son kısım ekleniyor andımız. Hani şu anda okunmuyor ama eskiden biz zamanında okurduk andımızı. Reşit Galip yazıyor. 1933 yılı Vagon Litis olayı yaşanıyor. 1933 Vagon Vagon Litis olayı. <laughs> Vagon Litis Fransız vagon fabrikası İstanbul'da bulunan Beyoğlu'nda bir Fransız vagon fabrikasında memur olarak çalışan Naci Bey telefonda Türkçe konuşunca kurumun Belçikalı müdürü Jean Noni Naci Bey'i 25 kuruş para cezası 15 günde işten uzaklaştırma cezası veriyor. Neden? Türkçe konuştu diye. Ya kardeşim burası Fransa mı? Türkiye adam başka hangi dille konuşacak? Olay gazetelere yansıyınca İstanbul Üniversitesi Türk Talebe Birliği öğrencileri şirketi basıyorlar. Atatürk'ün resmini alıp halk evine teslim ediyorlar ve Naci Bey'i tekrar işe almalarını zorluyorlar. Vagon Litis olayı Cumhuriyet tarihinde ikinci dil vakasıdır. Birincisi Bursa olayı. Bu olaydan sonra birçok yabancı şirket Türkçe isim kullanmaya başlamış ve gazetelerde de şöyle bir kampanya başlatılmış. Yeniden bir şey kullanılıyor kelime Vatandaş Türkçe Konuş kampanyası başladı. Türkçe Konuş kampanyası Vagon Litis olayında. Cumhuriyet döneminde iki tane dil olayı yaşanıyor Atatürk döneminde. Birisi Bursa olayı, ezanın Türkçe okunması ikincisi de Vagon Litis olayı. Evet. 1933'te başka neler oluyor? Bakın 33'te Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin Aydın'ın Çin'e ilçesi Karpuzlu Bucağı'nda. Muhtarlığı yaptığı dönemde Atatürk tarafından ödüllendiriliyor. Melia Manço 1932'de Atatürk'ün Yalova'nın e, Gacık Köyü'ne yaptığı ziyaret sırasında atama yoluyla muhtar ilan ediliyor Melia Manço. 35'te yapılan seçimlerde meclise 17 kadın milletvekili girmiş. 36'da ara seçimlerde bu sayı 18'e yükselmiş. İlk kadın milletvekilleri arasında Mebrure Gönenç, Sabiha Gökçül, e ee, Şekibe İnsel, Huriye Öniz, Fatma Memik, Nahiye e, Elgün, Fakiye Öymen, Satı Kadın, Satı Çırpan, Ferruh Güpgüp, Güp, Bahire Bediş, Mihri Pektaş, Melia Ulaş, Fatma Esma Nayman e, Seniya Hızal, Benal Nevzat, Türkan Örz, Hatice Özgenir gibi çok önemli ilk kadın milletvekillerimiz var. Ya bir de şunu eklemek istiyorum. Uluslararası Kadın Kongresi'nde Mısır'ı temsil eden Hüda Şaravi, Türkler sizi Atatürk yani Türklerin babası olarak isimlendiriyor. Ben ise Ataşark yani şarkın babası diye isimlendirmek istiyorum demiştir. Tekrar söylüyorum bakın Uluslararası Kadın Kongresi Mısır'ı temsil eden Hüda Şaravi, bu kadın Mısırlı bir Arap. Atatürk'e diyor ki, Türkler sizi Atatürk, yani Türklerin babası olarak isimlendiriyor. Ben ise diyor, sizi Ataşark, yani şarkın babası diye isimlendiriyorum, doğunun babası. Siz bizim her şeyimizsiniz diyor. İşte şu anki kadın milletvekillerinin sayısına bakarsanız mecliste belki bu kadar bile yoktur. Ee, o zaman işte Avrupa'da ve dünyada kadınlara ilk hak veren e, Türkiye Cumhuriyeti, atamız sayesinde. 1935'te düşünün 18 kadın milletvekili var mecliste. O zamanki sayı kaç ki işte toplasanız 260-300'e yakın ancak o dönem için büyük bir devrim yani. Evet Atatürk'e 1935'te bir suikast girişimi daha var. 1935 1935 Mustafa Kemal Atamız'a bir suikast daha var. 1935 suikasti. Bunu yapan da Çerkez Ethem ve kardeşleri. Çerkez Eten ve kardeşleri Atatürk'e suikast düzenlemek amacıyla 5 kişiyi yetiştiriyorlar. Gizlice Suriye sınırından Türkiye'ye sokuyorlar. Ve bu kişiler yakalanıyor. Nerede yakalanıyor? Urfa milletvekili Ali Sahip Ur Savaş'ın yazlık evinde yakalanıyor. Ali Sahip Ur Savaş da o zamana kadar Atatürk'ün yanından hiç ayrılmayan hatta soyadını da Atatürk vermişti. Urfa'nın kurtarılmasında da büyük gayretleri vardı Ali Sahip Bey'in. Atamız da Ur Savaş soyadını ona vermişti. Atatürk bu olaya şok oluyor. Yani yanındaki adamın evinde bu suikastçilerin bulunması ne anlam ifade ediyor? Atatürk'e suikast soruşturması nedeniyle tutuklanıyor e, bu Ali Sahip Bey. Ve delil yetersinden serbest bırakılıyor. Ve bundan sonra Atatürk hiç yanına Ali Sahip Bey'i almıyor. Ali Sahip Bey defalarca özür beyan adam koyuyor araya ödür budur haberim yoktu benim evime gizlice girdiler falan filan demesine rağmen Atatürk'ün tavizi kesinlikle yok yanından uzaklaştırmış. 1936'da atamız bir doğu gezisine çıkıyor. E, bu doğu gezisi çok ilginç. Atamız doğu gezisine çıktığında Elazığ'da bir su birikintisi yani göl görüyor ve bu gölün adına diyor Hazar diyeceğiz diyor. 1936'da işte o gölünün adını koyuyor. Dünyada iki tane Hazar gölü de küçük Hazar. 1936'da bu de Diyar adını Diyarbakır, Elaziz Dersim olan ilin adı da Tunceli olarak değiştiriliyor. Demek istiyorum. Dersim aslında bir il adı değildir. Dersim bir şehrin adı da değildir. Dersim bölgenin adıdır. Yani içerisinde Tun onu da e, söylemek istiyorum. Diyar Bakır demiş ki atamız Diyar Bekir e, şöyle söylüyor. Bu o kadar güzel bir şehir ki demiş. Bekir'in diyarı olamayacak kadar önemli bir yer. Burası olsa der Bakır'ın diyarı olur der. El Aziz'de Abdülaziz, Sultan Abdülaziz'den adını alıyordu. O da Elazık yani bereketli şehir anlamında Elazık koyuyor. Daha sonra Türk Dil Kurumu Elazık demek zor olduğu için diyor. Elazı G'yi yumuşatıyor. Elazı oluyor. Eski adı Harput. Evet. Değerli öğrencilerim, Tunceli Dersim 1937 Tunceli Dersim olaylarına e, bir gözden geçirelim ve konumuzu bitelim. Son olay Atatürk dönemi iç politikada son olay Tunceli Dersim olayına geliyoruz. Yıl 1937. Yıl 1937 Tunceli Tunceli Dersim Dersim ayaklanması. Kesinlikle siyasette değil tarihle konuşmamız gerekiyor. Kaynaklarla konuşmamız gerekiyor. Ben size kaynaklarda olduğu gibi Dersim olayını anlatacağım. Ve iç politikadaki son olay 1937. Zaten bir yıl sonra atamız vefat ediyor. Osmanlı döneminde yüzyıllarca yurtluk ve ocaklık biçiminde özerk olarak yönetiliyor dersin bölgesi. Özellikle Tanzimat döneminde merkezi yönetimin güçlendirilmesi amacına yönelik düzenlemelerine karşı sık sık ayaklanmaların çıktığı bir dönem ve yer. Yörenin doğal koşulları ve aşiret temeline dayanan toplumsal yapısı merkezi yönetimlerin otorite kurmasını da engellemiş. Cumhuriyet döneminde de bölgede egemen olan aşiret düzenini dağıtmak ve devlet gücünü yerleştirmek amacıyla bazı girişimler yapıyor. Çünkü devlet üniter yapı, üniter yapıyı korumak istiyor. Osmanlı döneminde de özerk yapıları vardı bu bölgelerin. İşte aşiretlerin kendi silahları vardı falan. E, Türkiye Cumhuriyeti bunu istemiyor. 1930'ların ilk yarısında bölgede meydana gelen ayaklanmalar bastırıldıktan sonra 35'te Tunceli vilayetinin idaresi hakkında kanun çıkartılıyor. Buna göre Tunceli iline bir askeri vali atanıyor. Aynı zamanda 4. genel müfettiş sıfatını alan valinin yani o vali de Abdullah Alpdoğan geniş yönetsel, askeri ve yargısal yetkileri de var. Düzeni sağlamak ve güvenlik açısından gerekli gördüğü durumlarda ilde yaşayan kişileri ve aileleri il sınırları içinde bir yerden başka bir yere gönderme, il sınırları içinde oturmalarını yasaklamaya da yetkili. Şimdi o dönem e, Tunceli bildiğiniz gibi çok dağlık bir yer ve oraya giriş çıkış da çok zor. Munzur Dağı'nın e, çevresi de çok girilebilen bir yer de değil. Bundan da yararlanan yararlanıyorlar. 1937'de hükümet Tunceli'ye yol, okul, karakol yapımı gibi imar faaliyetlerine başlıyor. Yani hükümet Tunceli'yi e, geliştirmek amacıyla yol yapıyor, okul yapıyor, karakol yapıyor, imar faaliyetine girişiyor. Bölgedeki bazı aşiret reisleri bu faaliyetleri kendi çıkarları doldurusunda beğenmiyorlar. Hatta Osmanlı dönemindeki hakların devam etmesi için ayaklanıyorlar. Diyorlar ki bu, siz neden bunu yapıyorsunuz biz istemiyoruz bunu. Burası bize ait. Bölgede güvenlik sağlanamadı ve hükümet otoritesi kurulamadı. Bu sırada Suriye sınırına ve sınırına yakın bölge ve illerde benzer olaylar da görünmeye başlandı. Özellikle Hatay'a bağımsızlık tanıyan milletler cemiyeti, bu kararından sonra TBMM'de yapılan görüşmelerde Fransa ve Fransa'nın mandası altındaki Suriye tarafından kışkırtıldığı da ileri sürüldü bu olay. Neyse Başbakan İsmet İnönü ise Tunceli ilinde iki yıldır izlenen reform programının amacının bölgenin uygar bir hale getirilmesi olduğunu belirtti ve programa karşı bölgede direniş olduğunu belirtti. Yani oraya e, bir şeyler yapmak istiyoruz ama siz bunu engelliyorsunuz diyor. Abasan aşireti reisi ve kendisine Dersim geneli sıfatını yakıştıran Seyit Rıza önderliğinde asker ve vergi vermek istemeyen aşiretlerce yeni bir ayaklanma patlak veriyor. Ayaklanmaya Kureyşen aşireti dışında Haydaran, Yusufan ve Deneman aşiretleri Koçkiri aşireti etrafında toplanıp 6 bin kişilik bir kuvvet oluşturuyorlar. Hatta orada köprüleri yıkıyorlar ve ulaşımı engellemeye çalışıyorlar. Çıkan çatışmada 10 asker şehit oluyor. Atatürk Singeç Köprüsü'nü açmak amacıyla Tunceli'ye geleceği sırada köprünün başında bulunan jandarma karakoluna saldırı düzenleniyor. Singeç Köprüsü'nün yakınındaki karakol yakılıyor. 33 askerimiz şehit oluyor. İşte olay burada kopuyor. Yani Tunceli Dersim olayları Tunceli Dersim halkı tarafından değil de oradaki aşiretlerin yanındaki kişiler tarafından çıkartılıp 33 askerimiz şehit oluyor. İşte bu olay isyanın başlamasıdır. Atatürk olayla ilgileniyor ve kesin talimatı veriyor. Bu meseleyi kökünden hallediniz diye söylüyor. Ayaklanma 21 Mart gecesi Harsik Köprüsü'nün yıkılması, köprü ile Kahnut Bucağı arasındaki telefon hattının kesilmesiyle başlıyor. Mart-Nisan 37'de olayların genişlemesi üzerine General Abdullah Alpdoğan komutasındaki başlatılan askeri yakıt 1937'nin 13 Eylül'ünde sona eriyor. Yöre halkının bir kısmı başka illere gönderildi. Askeri harekattan sonra yapılan yargılama 15 Kasım 37'de sona erdi. Ayaklanmanın lideri Seyit Rıza ile 6 kişi idam edildi. Çok sayıda ayaklanmacı değişik hapis cezalarına çarptırıldı. <laughs> 1938'de de Kureyşan aşireti intikam için diğer aşiretleri silahlanmaya davet etti. O zamanki başbakan yani atamızın son başbakanı Celal Bayar e, Dersim isyancılara karşı saldırıyı onayladı ve 2. Tunceli harekatı başladı. O sırada atamız vefat etmişti zaten. Harekat 1938'in sonlarına doğru e, yoğunlaşıyor. Sabiha Gökçen bu 2. E, Tunceli olayında e, uçağıyla ilk e, savaş pilotu biliyorsunuz ilk kadın savaş pilotu ilk görev yeridir Sabiha Gökçen'in Tunceli olayı. Olaylara karışmamış 12.000 Tunceli'nin batı illerine sevkini istenmiş. Ve 12.000 Tunceli batı illerine sevk edilmiş. Geride kalanlar da e, yukarıdan atılan bombalarla Tunceli bombalanmıştır. O dönemde tabi içeri girip de tek tek e, şey yapamıyorsun. Direkt yukarıdan bombalanmış. Zaten 12.000 Tunceli halkı da batı illerine sevk edilmiş. Öksüz yetim kalan çocuklar okutulmuş. Devlet memuru yapılmış. E, Tuncelilerin zaten Atatürk'e sevgisi başkadır. Bir başkadır. E, çünkü çocukları da okutulmuş. Evet. Tunceli halkı zaten Yörük ve Türkmen Alevi aşiretlerden oluşuyor o dönemde. Hepsi tabii ki bu isyana karışmamış. Tunceli bölgesinde bazı aşiretler askerimize yardım etmeseydi başarılı da olamazdı. Bu konu siyasete karışmadan tarih tarafından söylenmesi gerekiyor. Atatürk döneminde çıkan isyanların sayısı 60'ı buluyor. Yani o bölgede çıkan isyanların sayısı 60'ı buluyor. Evet. Atatürk dönemi Son olay ise Tunceli-Dersim olayıdır. 1937 yılında Tunceli-Dersim ayaklanması e, çıkmış. 1940'lara kadar da bu ayaklanma devam etmiş değerli arkadaşlarım. Evet dersimizi e, burada bitirdik ama bugün tabi biraz uzattık. Çünkü iç politikayı bitirmemiz gerekiyordu. Dış politikayı da e, pazar günkü dersimizde işleyeceğiz. Şimdi yazılmış olanlara bakacağım. Ozan kardeşimiz yaz e, yazmış e, e, A.Han ajan değil miydi? Evet ajandı. A.Han İngiliz ajanıydı. O zamanki İmam Hatip okulları her bilimi öğretirdi. Doğru söylüyorsun. E, tam da öyle. B tamam. Bir daha kurulsun istiklal mahkemeleri demiş. Ne kadar düşman varsa doluştu muhalefet partilerine. Doğru. Zaten muhalefet iktidar tanımıyor. Bu şey, her türlü yere girebiliyorlar. Ruh hastası e, aşağılık yaratıklar demiş. Aynı ekibin işi o isyanlar. Babadan oğla isyan çıkardı bazıları. Şimdi bu isyancıların e, kimin torunları kimin dedeleri olduğunu zaten biliyoruz. Onu ben burada açıklamak istemiyorum ama sonuçta bu kaynaklar e, her şeyi açık ve seçik olarak yazıyor. Çok bildik tanıdık isimler de var bunların arasında. Hepsinin GBT'si de zaten belli. Hepinizi sonsuz saygım ve sevgimle selamlıyorum. Sema Zorlu kardeşimizi de selamladık. Ben teşekkür ederim. Ee, Valla katılanlar var ama beğeni yapan 6 kişi. <laughs> Unutuyorlar tabii heyecanla. Siz de sağ olun. Rica ederim Yaşar, Ege, Kübra, Feyza, Semra, Sema hepinize duygu, Duygu teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Pazar günkü derste görüşmek dileğiyle. Esen kalınız.